İsmail aleyhisselam. İsmail aleyhisselamın soyu. İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın Hazreti Hacer'den doğan ilk ve büyük oğludur. İsmail aleyhisselamın şekil ve şemaili. İsmail aleyhisselam, boylu poslu, ak saçlı, güzel ve nur yüzlü, kırmızımsı tenli, küçük başlı, büyük gözlü, uzun burunlu, kalın boyunlu, geniş omuzlu, uzun elli ve uzun ayaklı, çok güçlü ve kuvvetliydi. İsmail aleyhisselamın peygamberliği ve bazı faziletleri. İsmail aleyhisselam, babası İbrahim aleyhisselamın vefatından sonra gerek Kâbe, gerek hac amellerine ait hizmetleri yürütmek ve yönetmekte devam etti. İlk olarak Kâbe'ye örtü örttü. Yüce Allah, İsmail aleyhisselama peygamberlik verdi. Onu Mekke'de ve Mekke çevresinde oturan Cürhüm ve Amilika halkıyla Yemen kabilelerine, Mârib ve Hacira Mevt taraflarına peygamber olarak gönderdi. 50 yıl onları İslamiyet'e davet etti. Davet ettiği kimselerden bazısı iman, bazısı inkar etti. İman edenler pek azdı. İsmail aleyhisselam vazifesinde sabır ve sebat edenlerdendi. Sözünde sadıktı. Günahkârları Mekke hareminden ilk sürüp çıkarandı. Kendilerine üstün meziyetler verilenlerden en hayırlı olanlardandı. Namazlarını kılmalarını, zekatlarını vermelerini ev halkına ve kavmine emrederdi. Kendisi Allah katında rızaya ermişti. İsmail aleyhisselam Mekke'nin sıcaklığından şikayetlenince, Yüce Allah, ben sana cennetten bir kapı açacağım. Kıyamet gününe kadar oradan sana serin serin yel esecektir buyurdu. Pencere açılacağı bildirilen yer, kendisinin vefat ettiği zaman gömüldüğü Hicr'di. İsmail aleyhisselamın bir vasiyeti ve vefatı. İsmail aleyhisselam ölüm döşeğine düşünce kızı Nesime'yi Aysa nikahlamasını, kardeşi İshak aleyhisselama vasiyet etti. İshak aleyhisselam da ağabeyinin bu vasiyetini yerine getirdi. Babası İbrahim aleyhisselamın vefatından sonra İsmail aleyhisselam vefat etti. Hicr'de gömülü bulunan annesi Hazreti Hacer'in yanına gömüldü. İsmail aleyhisselam vefat ettiği zaman 137 yaşındaydı. Ona ve âline ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hatim kazılırken İsmail aleyhisselamın tabutuna rastlanışı. Abdullah bin Zübeyir, Haccac'ın mancınıkla attırdığı taşlarla yıkılan Kâbe'yi yeniden yaptırırken, hatimi kazdırdığı sırada orada yeşil taştan bir tabut buldu. Bunun hakkında Kureyşlilerden bilgi istedi. İstediği bilgiyi hiçbirinde bulamayınca Abdullah bin Safvan'a adam gönderip ondan sordurdu. Abdullah bin Safvan, bu İsmail aleyhisselamın kabridir. Onu yerinden kımıldatma dedi. Abdullah bin Zübeyir de tabutu olduğu gibi bıraktı. İsmail aleyhisselamın oğulları. İsmail aleyhisselam ilk zevcesini boşadıktan sonra Cürhimilerden Mudat bin Amrül Cürhimi'nin kızıyla evlenmiş, kendisinin ondan 12 oğlu doğmuştu. Mudat'ın kızının ismi Râle idi. İsmail aleyhisselamın Râle'den doğan oğullarının isimleri şöyledir: Nabit, Kaydar, Ezbel veya Ezbil, Mebşa veya Menşa, Mişma veya Meşmae, Maşı, Duma, Ezar veya Ezür, Tayma, Yatur, Nebiş veya Neyiş, Kayzuma. İsmail aleyhisselamdan sonra Kâbe hizmetlerinin kimler tarafından idare edildiği. İsmail aleyhisselamın vefatından sonra Kâbe hizmetini oğlu Nabit üzerine alıp yönetti. Bu hizmetin önce Kaydar, ondan sonra Nabit tarafından yöneltildiği rivayet olunduğu gibi, İsmail aleyhisselamın vefatından sonra Kâbe hizmetiyle önce Kaydar'ın, sonra Teğmen bin Nabit'in, ondan sonra Nabit bin Hemeysa bin Teğmen bin Teğmen bin Nabit'in meşgul olduğu ve Nabit'in vefatı üzerine de bu hizmetin Cürhümiler tarafından görüldüğü rivayet ve Nabit'in şeceresi de Nabit bin Hemeysa bin Teğmen
bin Nabt, bin Kaydar, bin İsmail aleyhisselam olarak kaydedilir. Kaydar'ın bazı özellikleri: İsmail aleyhisselamın oğullarından Kaydar'ın yüzünde Muhammed aleyhisselamın nuru parıldardı. Savaşçılık, güreşçilik, ok atıcılık, avcılık, ata binicilik gibi bir takım özellikleri de vardı. Her gün av silahının yanına vardığı zaman silahından ya dişi bir geyiğin ya da bir kuşun "Allah'ın ismini anmadıkça beni kesme, besmele çekmedikçe de yeme" diye seslendiğini işitirdi. İsmail oğullarının Mekke'den dağılışı ve yönetimin Cürhümilere geçişi. Nabıt vefat ettiği zaman İsmail aleyhisselamın oğulları geçim bolluğu olan yerlere dağıldılar. İçlerinden bazısı ise "Biz Allah'ın hareminden ayrılmayız" diyerek Mekke'de kaldılar. Mekke'de kalanlar arasında İsmail aleyhisselamın küçük yaştaki çocukları da bulunuyordu. Bunun için Kâbe hizmetini İsmail aleyhisselamın oğullarının ana tarafından babaları olan Mu'dat bin Amr el-Cüheni üzerine aldı.